Atölyeyi kes aga. Anladım, güzel. Bak görüyor musun, bize meyve tabağı hazırlamış. Canım nasıl çekti ya? Arayacaksın şuradan bir tane elmayı, kutur kutur yiyeceksin ya. Şunun ışığı güzel olmuş ha, deliks. Yalnız bu olmamış. Yani diagonal değil, pentagramı zayıf. Türev integral limitleri zorlamış biraz. Bak sentez yapayım demiş. Doğu, batı, tef koydum, keman koydum. Ben de yedim. Olmamış işte ya. Eskiden ben de çok güzel resim yapardım biliyor musun? Bak ya, resmin beşti benim okuldayken yani. Oyunculuğa yeteneğim azıcık daha zoraydı. Kesin ressam olmuştum ya. Okuldayken tahtaya en son ben silerdim. Çok güzel armut baskısı yapardım ben ya. Patates olmasın? Patatesle armutu ben ayıramıyorum değil mi abicim? Oğlum bir kere birisinin sapı var, sapı. Onu da basıyordum. Köy yeri işte, yokluk ne yapacaksın? Bak bir de sosyal mesaj vermeye çalışmış ha. Elmaların hepsi tam. Bir tanesi yarım, görüyor musun? Yarım elma, gönül alma. Yer miyiz lan biz? Tokatlıyız oğlum. Abi, ressam abi biraz sinirli. Bekletmesek. Doğru söylüyor Murat. Hadi. Vatan Bey, setimiz hazırlanıyor. Zaten çok uzun sürmez. Hemen hazır olur. İnanın zamanı aşmayacağız. İş zaten setin kurulmasında. Gerisi iki ressam oturup karşılıklı sohbet muhabbet yani. Gerilecek bir şey yok ya. Yok, gerginlik olmaz da. Öncelikle ressamım ben. Yani bir meslek programında ressamlığın tanıtılması ters biraz. Murat Bey, yani meslek programı olduğunu bilseydim. Sonuçta sanatçıyım ben. Ödüllü ressamım Murat Bey. Abicim senin ödül dediğin şey basur gibidir. Herkesin başına gelebilir. Ben demiyorum. Ferhan Şensoy diyor. O da başkasından duymuş valla. Murat Bey lütfen yalnız sanatı ve sanatçıyı küçümsemeyelim. Yok tövbe, küçümsemek falan yok. Yanlış anlaşılmasın aşkın hanım. Abicim bir dakika ya. En güzel meslek seninki ya. Sen niye lagalga yapıyorsun ki, anlamadım ben seni. Sermayesi yok. Mesaisi yok. Tatilini kendin belirliyorsun. Bak ben sana diyeyim. Bir ressamlık, iki eczacılık. En rahat meslek bunlar ya. Nasıl yani? Onu sen değil ben soracağım. Sen anlatacaksın. Nasıl olunur, nasıl yapılır. Bildiğim kadarıyla bunun için puana falan da gerek yok. İki çiziktir oldu bitti ya. Ya yanlış ama olmuyor öyle, iki çizittireceğim falan. Aha. Mehmet, oğlum oradan bana bir tane şey getirin ya. Çok güzel bir fotoğraf var aklında biliyor musun? Tuval mı abi? Yok be oğlum. Hani satılıyor ya Eminönü'nde. Amerikan bezi, ondan bahsediyorum. Üzerine resim çiziyorsun. Onun ahşap bir tane de şey oluyor, tripod oluyor. Ondan bahsediyorum ya. Oğlum kırmayın, dökmeyin oraları. Değerlidir bunun malı. İlkokuldayken benim resmim beşti. Söylemiş miydin? Vatan Bey, sizi bekliyoruz. Bir sorun mu var? Yok, sorun değil de hani öyle çizdiğince çizilmez ki. Tabii. Abicim, atla deve istemiyoruz. Allah aşkına bak, daha manzarası çizeceksin. Atla deve mi isteseydik yoksa lan? Daha mı kolay olur ha? Atla deve yok artık. Bak bak, izle beni. Bir tane tepe çizeceksin. Ormanlık alan. Yamacına bir tane ev konduracaksın. Bacasından duman tütüyor böyle niye? İçerisinde soba olduğu anlaşılsın diye. Daha emekçi evi. Mutlu bir tane çift çizeceksin böyle. Bahçeyi biraz geniş tutuyoruz ki içerisine kümes hayvanı koyalım. Daha culuk tarzı. Bir de resimdeki her şeyin sağını beyazla açıyoruz. O önemli. Kuru kalem yaptım ya ben şimdi. Üstünden geçeceksin sen belli ki. Guaş kullan. Senin kariyerin için söylüyorum. Ayrıca abicim sen bunları nasıl bilmezsin ya? Bunlar en temel ressam bilgileri. Televizyon falan da mı seyretmiyorsun sen ya? Şimdi ben daha çok natürmort çalıştım da hani ışığın gücünü yansıtan. Buldum buldum, sen beni çiz. Bak altına geçiyorum, bunun hiç kımıldamıyorum. O ara sen beni çiziyorsun. Hah, oradan direkt finalde resme bağlarız. Program zirve yapar. Ha başkan, aşkın, Mehmet. Yok Murat Bey, ben portre çalışmam pek. Portre değil ya, vesikalık. Bak benim yüzüm çok kolay çizilir ha. Alnım geniş, kafa dikdörtgen. Dişlere biraz gör yat, al sana Murat Cemcir. Murat! Ne Murat? Ne Murat? Ben buradan beyefendiye baktığımda bir İbrahim Çallı, bir Abidin Dino, bir Şeker Ahmet göremiyorum maalesef. Ama olmuyor canım, öyle çükürü göster der gibi. Aa yani duygu lazım, yoğunlaşmak lazım. Arkadaş bugün çok işimiz var, çok. Tamam, alayım ben onu, al. Ben buraya bir tane damperli kamyon çizeyim ya. As 900. Kapat. İndir. Vatan Bey. Acaba diyorum ki mizanseni mi değiştirsek? Yapalım yapalım. Bulalım bir şeyler ya. Bundan bir şey çıkacağı yok. Ben sana diyeyim. En güzeli kuru kuru konuşma olsun. Kuru kuru da olsa... Konuşmak iyidir tabii. Acaba ben yine bir şeyler mi çizsem ya? Ha? Damper mamper yok bu defa.
arkadaş çizmiş gibi gösteririz. Ayıp olmaz değil mi? Abartma Murat, abartma. Öyle de olmaz tabii. Ben de ressam deyince sevinmiştim ya. Önce demiştim abim bir şeyler çizer. Ondan sonra coşarız. Banarız ellerimizi boyalara. Soyuz soyut eğleniriz demiştim. Ama işte gel gör ki koskoca İstanbul'da bula bula ressamın en kazmasını bulmuşsunuz. Aşkın Hanım. Lütfen terbiyesizleşmeyelim. Murat, terbiye sınırlarını zorluyorsun. Neyi zorluyorsun ya? Adam burada resim sanatının ırzına geçiyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben burada bir şey yapmışım azıcık. Urzarkın! Urzarkın! Bana bak. O fuşayı alırım. Çizeceğim mi şimdi bir şeyler? Nasıl? Ne nasıl? Duygu dedin. Ben de seni işte kızdırdım. Kızmak da bir duygu değil midir ya aşkın hanım? Baksana şu gözlerden duygu fışkırdı ya suratıma. Ha? Allah aşkına abicim barışın şu bezle artık ya lütfen. Al hadi. Hadi çiz barışın hadi. Hadi abisi. Hadi öp onu. Hadi abi. Abi pek bir şey çekemedik. Neyi çekemedik oğlum? Ne güzel çektik işte. Detay yok, konuşma az. Ben bunları nasıl bağlayacağım birbirine? Tophane oğlum burası. Her taraf resim galerisi. Girin birisine çekin duvarları ya. Aşkım bak sinirlerim bozuldu. Gidiyorum ben. Gitme. Sen eser sahibi bir insansın. Yani sen olmazsan biz ne yaparız? Heh. Abi bunu ne yapayım? Ama sululuğun anlamı yok. Alın onu da. O da bizim yapımın malı sayılır. Şirketin müsait bir duvarına asarız. Ben daha sonra sana bilahare seslendirmesini yapacağım onun. Sinirlerim bozuldu. Ben gidiyorum ya. Neden? Madem bu işe baş koydun, al içeriden bir tane Amerikan bezi. Guaj boya, çalışmalarına devam et. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.